Hayırlı olsun. Sağ ol. Hey maşallah. Acaba şu mahalleli böyle bir muhtar gördü mü? Hadi bakayım, seçimde mahcup etmeyin beni. Etmeyiz Halil Bey. İkişer ikişer daire kapılarının altından atılar. Peki tamam. Hadi göreyim sizi. Önümüzdeki hafta her eve bir kutu kesme şeker, bir paket çay dağıtacağız. Tamam. Hadi bakalım. İyi günler. Hadi iyi günler. Şeker mi dedin İblis? Ha, hem çay hem şeker enişte. O seçmen seni unutur mu bir daha? Batarız baba. Bir kilo şekerle şu koskoca gıda pazarı batar mı aslanım? Sen de öyle enişten gibi münafık münafık konuşup da moralimi bozmasana İblis. Vallahi ağzından aldın enişte. Yapmayın böyle bozgunculuk ya. Vereceğiz tabii bir şeyler. Kesenin ağzını açmadan olur mu? Hayır babam, muhtarlığı da kazanırsa imparator olur şerefsizim, imparator. Helal olsun, işi biliyor adam. Ya sen de öyle gecenin ayazında bir tencere pilavı satacağım diye uğraş dur penguen. Ne yapalım abi, buna da şükür. Bereket seçim öncesi parti binaları geç saatlere kadar açık oluyor da çabuk bitiyor. Ah ah, şu kayınbabamın yüzüne bakmamak lazım esasında. Bir tutma da elimizden kitapsız. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Propagandaya başlamışsınız ha? Başladık. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bizim aklımız ermez babacığım. Siz beğendiyseniz. Söyle söyle hadi. Kırgın mısın bize hala? Estağfurullah babacığım. Ne haddimize? Nasılsın Adem? Sağ olun Halil Bey. Nasıl gidiyor pilav satışları? Feda değil. Bereket versin. Çalışanı Allah sever. Şu eniştemin yakışıklı resmini gördünüz mü? Böyle nur yüzlü adam muhtarlık koltuğuna oturmaz mı şimdi? Dur şöyle. Bu bakışlar size güven vermiyor mu ya? Vermez mi canım? Maşallah. Senin gibilerin vereceği oya ihtiyacı yok benim kocamın. Budur. Verme, istemez. Vermeyiz mi dedik Sultan Hanım? Aman aman, senden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Adam mahalleyi ayağa kaldırdı ayol. Posteriyle, şarkısıyla çok şükür. Tövbe yarabbim. Cevap verme şunu Yusuf abi. Havalara girdi kadın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Geldi bir muhalif daha. Muhalif yok burada kız. Hepimiz el ele iktidara yürüyoruz. Aman baksana sen şu bodura. Konuşuyor orada dır dır dır. İşine bak iblis. Ben bir şey söylemedim Halil Bey. İşine bak dedim. Müşterinin yanında siyaset yapmayalım Sultan Hanım. Siyaset mi yaptık şimdi ya? Hey maşallah. Hakiki lider böyle olur. Öpeceğim, içimden geldi. Elin kolun rahat dursun Hüseyin. Oyun oynamıyoruz burada. Cafer. Buyur babacığım. Alın bakayım şu el ilanlarını. Ver babacığım. Adem al sen de. Dağıtın bunları apartmanlarınızda. Dağıtırız Halil Bey, ne demek? Sağ ol aslanım. Bu dava hepimizin davası. Bu oldu mu babacığım? Ne olmuş? Bizi de şuraya ihtiyar heyetine yazamaz mıydın? Her şeyin bir sırası var İblis. Kapıcılıktan emekli ol düşünürüz sonra. Allah Allah. Ay ne anlar o siyasetten ayol. Aa, güldürmeyin insanı. Doğru dürüst okuması yazması bile yok. Sen bizi o kadar hor görme Sultan Hanım. Atışmak gibi olmasın ama okumamız da var, yazmamız da çok şükür. Hadi hadi, seninle konuşan yok. Hoşt! Babacığım, bak söyle şu karına hakaret etmesin, fena olur. Ay ne olurmuş acaba? İyi güzel konuş kız, işine bak sen. Ben size markette siyaset yok demedim mi? Kesin! Bağırtmasanıza ihtiyar adamı şöyle ya. Allah Allah! Sor bakalım ne diyecek? Baba! Ne var İblis? Bizim düğünü unuttun bu arada. Ne oluyor baba? Seçimden sonra dedik ya iblis, patlama. Her şeyin bir sırası var aslanım. Eniştem hepsini düşündü. Muhtar olarak yapacak düğününü. Hem de davullu zurnalı. O siyasetin yeni yıldızı. Maşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ama hadi yürü. Babam bizi bekliyor. Bak çok fena olur. Haliç günaydın. Günaydın Cemil Bey amca. Kurban Bayramı'nda gidiyor musunuz Almanya'ya? Apa yüzünden gidemiyoruz Cemil Bey amca. Babam Avrupa'ya küstü. Gidersen bir tek Kenya'ya giderim diyor. Helal olsun. Selam söyle babana. Sapına kadar destekliyorum. Benim adım Cemil. Olur söylerim. Gülsüm abla okula mı? Okula.
Onlar kendi başlarına gidiyorlar artık. Aferin. Babamı bekliyoruz Ayşe abi. Beslenmemizi getirecek. Oh, ne güzel. İyi günler. İyi günler. Günaydın Sahibi Bey amcacığım. Günaydın. Hale teyzem uyuyor mu? Uyuyor. Niye sordun? Hiç öyle. Uyusun, uyusun. Nerede kocan? Gelir şimdi, biz de onu bekliyoruz. Ne oluyor hanımefendi? Ne bu havalar? Bir şey sordum. Ne havası canım? Biz de cevap verdik. Ne havası Sabri Bey amca? Karışma sen. Muhtar kızı oluyor ya hanımefendi. Kıskanıyorlar Gülsüm abla. Karışma sen lafa sapık. Hadi al köpeğini yallah. Gitmiyorum, var ne? Sabri Bey. Efendim? Biz dün akşam yine kaçırdık arabayı. Son anda. Ne kısmet. Biz daha bir alo bile diyemedik. 3 saat televizyonun başından ayrılmıyoruz. Atıyor be. Atıyor Gülsüm abla. Tık yok onlarda da. Cafer. Aa, Cafer amca geldi. Aldı mı gazeteleri? Aldık aldık. Hadi eyvallah. Güle güle. Cafer amca iyi günler. İyi günler. Ne haber Fatih? İyilik. Cafer ver şunların beslenmelerini de gitsinler. Geç kalacaklar. Hadi kızım. Güle güle gidin. Ablanın elini de tut Banu. Tuttum anne. Aferin. Aferin. Allah zihin açıklığı versin. Hadi bakayım. Güle güle baba. Güle güle kızım. Kaldırımdan yürüyün yeşim. Dikkat edin arabalara. Biz burada bostan korkuluğu muyuz beyefendi? Estağfurullah efendim. Buyurun. Saygısız. 1 saattir dikildik, seni bekliyoruz burada. Aldın mı gazeteyi? Aldım tabii Sabri Bey. Ver. Buyurun, iyi şanslar. Onlar ne? Kayınbabamın el ilanları. Ne yapacağım senin kayınbabanın el ilanlarını be adam? Aa, iyi artık, yüzüne çarpıyor adamın. 4 koldan istila ettiniz memleketi. Marketler, pilav arabaları, pazarlamalar. Gözün kaldı domuz. Sen de ne veriyorsun şuna? Babanın işi gül. Dağıt dedi, ne yapayım? Gülsüm ablacığım üzülme. Aile teyzeye bozulmuş, acısını bizden çıkartıyor. İyi günler. İyi günler, buyurun. İyi günler. Asıl öğretmenim, ne tatlı. Nasılsın Halit? İyiyim, öpeyim. Şşt, uzak dur bakayım tertip. Ne var bunda Cafer amca? İnsan öğretmenini öpemez mi? Nasıl oldu Nazif hoca? Ateşi var yatıyor, babasına bıraktım çıktım. Ne yapayım, dersim var. Vah öğretmenim vah. Üzülme. Derse mi bakacaksın, kocana mı bakacaksın ya, zım zım? Gül, Türkan Hanım gelince bir hatırlat ne olur, muayene edecekti. O saate kadar ben yetişemem herhalde, tamam mı canım? Tabii tabii, için rahat etsin. Tabii efendim, biz de buradayız. Yaparız hocamıza ne gerekiyorsa. Sağ olun, hadi iyi günler. Güle güle. Güle güle, iyi günler. Ne tatlı, zıp zıp öğretme. Keşke bana da aerobik öğretse. Çay içecek misin enişte? İçeceğim. Koy. Nerede bu çocuk? Abadi'yi gezdiriyor enişte. 1 saati geçti çıkalı. Nasıl köpek gezdirmekmiş bu? Takıldı yine bir yerlere. Anasının baktığı yok ki. Nain Ayşe. Söyle eniştene, daha 1 saat olmadı. Ben bakıyorum çocuğuma. 1 saat olmamış enişte. Duydum. Sosisli yumurta yaptım. Sor bakalım eniştene Ayşeciğim, yiyecek mi? Yer misin enişte? Yerim, koysun. Hı hı. Koyuyorum. Fakat söyle, kolesterolü çok yüksek. Yumurta zararlı. Hele sosis, aman aman. Ablam zararlı diyor enişte, duydun mu? Duydum, duydum. Kulağım duyuyor. Bir şey olmaz. 20 yumurtayı bir sahana kırıp yemiş atalarımız. Hem de böyle tereyağlı. Onlara hiçbir şey olmamış. Aç Ayşe'cim. Siehst du? Es ist noch nicht eine Stunde, aber er ist schon da. Natürlich kommt er. Hier ist nicht Deutschland. Sag bitte nicht Davut. Ich bin böse mit dir. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk Ayşe. Almanya, Almanya. Ständig Almanya. Almanca mı konuşuyorsunuz aranızda? Tabii ben yokum. Ayşe yengem de anlamıyor. Oh. Al. Orası söz. Terbiyesiz. Başladınız mı kahvaltıya? Babam başladı yavrum. Biz daha başlamadık. Gel otur. Ne onlar? Halil amca muhtar olacakmış anne. Oo,
kadar sosisler. Bunların hepsi benim mi anneciğim? Senin yavrum. Bayılırım. Tüh, boşandı temerini ye. Yiyeceğim tabii baba. Bakma öyle. Çocuğum ben. Kemiklerim nasıl gelişecek? Anne bak eşek dedi. Halisciğim lütfen konuşmayalım. Zaten sinirlerim çok bozuk. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yine? Al. Karıştırma. Geberi ye. Almanya için mi anne? Evet yavrum. Bak hala soruyor. Soruyorum baba. Kenya'ya mı gideceğiz apa yüzünden? Anneannem gelsin o zaman bize. Gelmiyor yavrum. Du bist schlimm. Ich will mein Mutti sehen. Çok ayıp baba. Bak ağlattın kadın. Ne olur gitsek. Hadi ıhlamur yaptım sana evladım. Bakalım becerebildin mi? Jandarma ve polisin ortak. Soğusun da biraz içersin. Sağ ol. Aman babacığım ne zahmet ettiniz. Ben yapardım. Çok teşekkür ederim. Yat evladım yerine. Allah Allah. Zatürre bu, nezle falan değil. İş mi çıkaracaksın başımıza yat? Ama babacığım olmuyor ki böyle, ben yatıp ayaklarımı uzatıyorum. Siz orada... Yat ulan. Patlatacağım şimdi tokada ha. Nasıl hastasın sen, bağırtma beni. Tövbe ya Rabbi. Öte yandan Çankırı'da terör... Dinledin mi haberleri? Biraz. Ne diyor? Seçim telaşı babacığım. Ne diyecek? Bütün liderler birbirine yükleniyor. Ey ya Rabbi. Bari birinin ötekine yüklenecek bir sözü olsa. Ne yaptılar acaba şu koca dönem kendi maaşlarına zamdan başka? Utanmaları lazım vallahi babacığım. Hiçbir şey yapmadan 4,5 milyar alacaklar. 3 aylık. Surat yok ki kimsede evladım. Sen de geceleri taksicilik yapıp 3 kuruş para kazanacağım diye zatürre olacaksın. Dur babacığım ben açarım. Subhanallah. Yat evladım, hastasın sen. Alışamadım hastalığa bir türlü babacığım. İyi günler. Buyurun. Ha, gel. İyi günler Cafer. Nasıl oldu hocam? Sağ ol Cafer'ciğim. Bugün biraz daha iyiyim. O aman dinlenmek lazım bu hastalıkta. Yatamıyor ki evladım. Aklı okulda. Bıraksan şimdi gidecek. Aman ha hocam. Bir daha üşütürsen çok fena olur. Ben de pilava giderken üst üste yün giyiniyorum vallahi. Ha, şunu da vereyim. Bu ne evladım? Ha. Halil Aslan, muhtar adayınız. Kayınbabam hocam. Ha, Çubakkal. Muhtar mı olmak istiyor şimdi de? Gözü doymuyor ki bunların hocam. Hırs, iktidar hırsı. Be adam, oturduğun yerde tıkır tıkır paranı kazanıyorsun. Daha ne? Öyle değil evladım. Vardır onun bizim anlayamadığımız bir kazancı. Kim bilir nereden ne vuracak? Vardır vallahi hocam. Bak nasıl biliyorsun. Tecrübe başka tabii. Biz neler gördük evladım. Kimse öyle vatan millet aşkına çalışmıyor. Hadi iyi günler hocam. İyi günler Cafer'cim. Cafer. Buyurun. Benim cigarayı unuttun mu be evladım? Başım tuttu. Unuttum vallahi hocam. Şu servisi bitirip hemen gider alırım. Şş, yavaş oğlum. Duymasın. Sigara mı aldırıyorsun babacığım? Yasana evladım sen. Bizi mi dinliyorsun okuldaki nöbetçi öğretmen gibi? Nereye gidiyor bu kız, serpil söyler misin? Ay kaç kere söyleyeceğim Sedat. Özgür izinli gelmiş, onunla buluşacak. Hadi bakalım buluşsun. İzin vermiyorum. Öyle bir şey yaparsa bir daha dönemez bu eve, tak. Ay saçmalama Sedat. Koskoca 24 yaşında kız bu. Artık biz karışamayız. Kimin ne isterse onunla çıkar. Çıkar ha. Hadi çıksın bakalım. Biz burada iskele babası mıyız kardeşim? Saçmalayan sensin. Vallahi tak vururum ikisini de. Leşleri çıkar bu kapıdan, tak. Bağırma Sedat, bağırma. Çocuk her an gelebilir. Konuşmuşlar, anlaşmışlar. Nereye geliyormuş? Hadi gelsin bakalım. Gebertirim. İstemiyorum o herifi. Çıkmayacak o çocuk, o kadar. Olmaz Sedat, sakin ol. Ne yapacaksın? Çalacak kapıyı, gelecek şimdi. Hadi gelsin bakalım. Tak, şerefsizim vururum. İşte geldi. Geldi ha? Geldi. Gelsin bakalım. Gel ulan buraya, seni ahlaksız seni. Sen miydin Cafer? Ya kusura bakma. Bir başka münasebet sizi bekliyorduk da. O geldi sandık ya.
Affedersin. Tamam efendim, ziyanı yok. Yine mi o çocuk? Buyurun. Ay bu kız da sizi çok üzdü vallahi. Ne dedin sen ha, ne dedin ha? Ha? Benim kızımı senin ağzına almak haddine mi düşmüş ha? Öyle demek istemedim efendim. Şey yani... Çık dışarı çık. Parçalarım vallahi şimdi seni. Ne yapıyorsun Serpil? Aa, kendine gel biraz. Karışmasın bizim özel işlerimize. O kim oluyor bak, zaten canım sıkkın. Şimdi senden çıkarırım acısını. Hadi kardeşim, hadi Cafer, çık hadi. Çıkıyorum efendim, şey, buyurun. Neymiş o? Kayınbabamın şeyi. Seni şimdi vallahi. Sen o kayınbabanın şeyini al da, dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Yuttururum şimdi onu sana. Serpil rahat dur biraz, aa yapma. Cafer ne yapıyorsun sen de kardeşim? Sırası mı şimdi kayınbabanın şeyini ya? Aa çık hadi. Demek gidiyorsun ablacığım. Gidiyorum kız, ne yapayım? İçime fenalık geldi. Tamam, gerisini sen düşün. Düşündüm düşüneceğimi. Yetti kız, bu kadar oturduğum kabahat seninle. Bağırma ablacığım, aile ortamındayız. Şişirmeyelim vatandaşın kafasını. Başlarım senin apartmanından da, aile ortamından da. Tamam, gidiyorum işte, rahat etsinler. Bu kapıdan dışarı bir adım atarsan ablacığım, sen düşün olacakları. Ne olacakmış kız? O kadar söylüyorum kız. Biraz sakin ol yavrum, konuşuyoruz. Heh, geldi işte. Kim geldi? Şoför diyorum kız, şoför geldi beni almaya. Kimin şoförüymüş o? Hadi alsın bakalım. Dur orada ablacığım. Ay. Bir adım daha atarsan... Bak yine çaldı kapıyı. Şoförsün ha? Bittin sen artık. Bittin. Sen misin? Ne var, niye geldin? Ekmek efendim. Kız kapıcı, sen de tam ekmek getirecek zamanı buldun ha. Ekmek için mi çalıyorsun bir saattir kapıyı? Yok efendim, bir de şey... Bir de ben! Şurada özel bir şey konuşuyoruz, gıcık ettin vatandaşı. Kayınbabamın selamı var, muhtar adayı. Başlarım için seni kayınbabana da, muhtar adayına da. Aa kız bırak! Mahallenizin muhtar adayı Halil Aslan. Buyurun. Gördüm. Buna mı vereceğiz oyumuzu şimdi? Yok canım, ben muhtarımızdan memnunum, efendi adam. Seçimlerden sonra nasıl görüyorsunuz efendim Türkiye'yi? Her şey daha iyi olacak bence. Vay be baba, sen de böyle söylüyorsan. APO'dan sonra Avrupa'da birçok ülke bize cephe aldı ama baba. Turizm gelirlerinde bu yaz büyük düşüş olacakmış. Olabilir. Bizim işlerimizde de sıkıntılar var ama atlatır bunu Türkiye. Hadi inşallah. Biz de tam okulu bitiriyoruz, iş düşünüyoruz. Sen önce askerliğini bitir. Ya biz ne diyelim oğlum? Şükret haline. İşsiz kaldık bak. Sana bir iş buldum enişte. Neymiş, oku bakayım. Overlockçı aranıyor. Terbiyesiz. Ne var, iş değil mi? Ütücü de arıyorlar bak. Ali Bey, çeker misin şu gazeteyi lütfen? Evet oğlum, 5 metre yayıldın ha. Nazan, sen de damadın çiçeklerine kıyamadın. Gidiyor musunuz efendim? Gidelim oğlum. Şirkette bir şey yaptığımız yok ama iş iştir. Gitmek lazım. Ben de bir şey söyleyecektim. Söyle. Efendim, babam bana bir miktar para verdi. Bankada duruyor, fena sayılmaz. Bilge ile de konuştuk. Şu sıralarda bu parayı herhangi bir işe de yatıramam. Sizin ihtiyacınız varmış, eğer kabul ederseniz. Büyüksün be enişte, helal olsun sana. Ne dersin baba? Oğlum bir dakika. Vallahi Aydın, bugünlerde çok makbule geçer. Abimle de konuşayım, yalnız bir şartla alırım. Ne efendim? Yasal faiziyle geri öderim. Aa baba, olur mu öyle şey? Olur sevgilim, ne var bunda? Hı. Bankadan borç alsa nasıl ödeyecek? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Cem Bey. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk. Hayrola yok, eve hırsız falan mı girdi yoksa? Yok yok, bana geldi. Askere çağrılıyorum. Allah Allah. Kiminle konuşuyor bu çocuk bu kadar saattir ya? Cem! Geldim baba. Ne o elindeki? Ver bakayım. Gözünüz aydın. Cem Bey'i askere alıyorlar. Ne? Askere mi alıyorlar? Cem? Evet anne, işte. Anne! Anne! Anne otur. Birden heyecanlandı. Hacer koş bir bardak su getir. Yok bir şeyim yok. Telaş etmeyin. Bir devre öne almışlar baba, ne yapayım? Öyle. Ne yapacaksın? Hayırlı olsun. Oğlum, bir Nisan'da asker Mina Hanım.
Hayırlısıyla yapar gelir inşallah. İnşallah. Ağlama anne. Ne var bunda ağlanınca? İlk defa bizim oğlumuz mu askere gidecek? Öyle de oğlum birdenbire duyunca. Şimdi yine sen de mi? Duygulandım birden. Karışma ağlayacağım. Ah canım. Asker anası oluyor, kolay mı? Ben size askerliğinizi yaptı biliyordum Cem Bey. Geç kaldı o Hacer Hanım. Amerika'da master yaptı ya. Ha ondan. Diplomayı aldıktan sonra yaptım başvurumu. Bekliyordum ama 4 ay önce almışlar. O da iyi be oğlum. Zaten işlerimiz durgun. Seçim meçim yaz böyle geçer. Ha Özge geldi. Ah Özge gel kızım gel. Ah bunu da giydirmişler prensesler gibi dayanamam. Ay yapma teyze beni de ağlatacaksın. Aa ne oldu? 1 Nisan'da kocan askere gidiyor kızım. Aa şaka mı yapıyorsunuz Cem? Hayır yok canım ne şakası. İşte aldım kağıt. Aa ay çok şaşırdım şimdi. Ah yavrum asker karısı oluyor. Gidiyor kızım gidiyor doğru. Kıyamam ben buna. Aa güzellerim onlar bana emanet. Aa anne tam arabesk filmlere döndük ha. Evet ya yapmayın bunu Mine. Bak kızı da ağlattınız. %10 barajını aşamayacak mıymışız? Kim söylüyor bunları efendim? Yalan. İnanmayın bu bozgunculara. Medyanın uydurmaları. Nereye gidiyoruz Raşit? Yavaş Nimet. Basın büromuzda görüşüyorum. Ne bitmez konuşmaymış bu aman. Bir dakika Nimet yavaş. Bir saate kadar merkezdeyim. Aha, geliyorum. Hadi başarılar. Sana nereye gidiyoruz dedim Raşit. Nereye götürüyorsun beni sabahın köründe? Seçim bölgeme dedim ya Nimet. Gör eserini. Verdiğim paralarla ne kampanya yapmışım bak. Niye göz kırptın şimdi bana? Aa, göz mü kırptım? Vallahi farkında değilim. Ha, farkında değilsin. Milletvekili adayı olduğundan beri bir havalar geldi sana. Vallahi uyarım senin o gözünü. Ne yapıyorsun Nimet? Şoförün yanında. Ha, geldik Ergun. Heh, dur şurada evladım. Gel Nimet. Bak kocana. İftihar et. Bakan bile olabilirim. Bu niye böyle tek başına ampul gibi Raşit Bey? Efendim? Ben niye yokum orada? Hani baş başa fotoğrafımızı koyacaklardı? Siyasi arenaya ben çıkıyorum Nimet. Senin ne işin var? Öyle mi tahta kafa? Öyle. Kadın dediğin evinde oturur. Tamam. Paralamazsan ben de şimdi hepsini. Aa, al. Ne yapıyorsun al işte, Nimet? Al işte. Seçmenin gözünün önünde delirdin al. Mi? Delirdim evet. Deliyim ben zaten. Bu. Benim paramla ben yokum ha. Al sana. Al sana. Sana da seçmenin de. Al. Ergun ne duruyorsun evladım? Topla şunları rezil olacağız. Bırak toplama. Paralayacağım. Allah. Al. Al. Tüh. Geber inşallah. Al. Of anam of. Herkesin öfkesi bizde patlıyor. Biri metresine bozulur bize çakar. Öteki kızına laf geçiremez. Elleri kırılsın inşallah. Oh. Acıyor mu? Acıyor acıyor. Babacığım. Ha. Cim babam. Bak bana bak. Dayak mı istiyorsun sen? Zaten canım sıkkın. Hırsımı senden almayayım ha. En büyük fener. Aa, otur be. Hayvanın lafından ne olur. Acayipsin ha sen de. Kim öğretiyor buna bunları Gül? Ne bileyim. Giren çıkan belli mi buraya? Hepsi birbirinden tip. He. Atarım seni Bodrum'a. Cimbom yok burada. En büyük fener. Ne oldu? Hiç efendim. Bıktım valla. Çıkmayacağım servise falan bundan sonra. Aslı Hanım sevgilisiyle buluşacakmış. Babası bırakmıyor. Söyle. Biz ekmek götürüyoruz. Çat. Yüzümüze bir tokat. Özgür Bey geldi zannetmiş. O kız azmış, azmış. Ne yapsalar fayda yok artık. Azmış vallahi.
Katilden de yedik daha sabah sabah. Onun neymiş derdi? Eseri toplamış bavulunu gidiyormuş. Sıkılmış. Eyvah, o fena. Sıkılmış mı? Sıkılmış canım. Hiçbir sözünü yerine getirmedin diyormuş. Araba alacakmış, almamış. Bir de klip çektirecekmiş buna. Çektirmemiş. Haydut. Kaçırdı kadını desene sonunda. Buyurun, iyi günler. Buyurun, iyi günler Cipapam. Kusura bakma Cafer abi, benim yüzümden oldu. Olur canım, olur böyle şeyler. Ziyanı yok. İsteyerek vurmadı ya. Kafayı yemiş onlar biraz. Aslı, gidiyor musun evladım? Gidiyorum Sabri Bey amca, sıkıldım. Bu kadar da üstüne gidilmez ki insanın canım. Odaya kapatmalar falan, sıkılır tabii. Güle güle evladım, güle güle. Kapıya mı geldi sevgilisi acaba? Kız, gidiyorsun ha? Gidiyorum anne. Allah'ın cezası. Ne diyeceğim ben şimdi babana? Ne dersen de. Geber inşallah. Anam. Cafer, Aslı gitti mi? Hah, çıktı baykuş. Gitti gitti, kaçırdın. Bir de süslenmiş ki. Heh. Kaçıracaklar o kızı, görürsün. Vallahi kaçırırlar, doğru söylüyor. O ne kıyafet canım? Ben bakmaya utandım. Vallahi babası haklı. Benim böyle baştan çıkmış bir kızım olsa vururum. Şşt, hadi hadi tövbe de, büyük konuşma. Sabri Bey. Buradayım efendim. Buyurun. Ne oldu efendim? Cenap beyler yine şiir yazmaya mı gittiler? Ne şiiri efendim? Adam bacağını burkmuş evinde oturuyor. Aslı gitti, Aslı sevgilisiyle buluşacakmış. Sabri Bey. Buyurun efendim. Katılacak mısınız bu akşam yarışmaya? Bakalım şansımıza. Biz sevimle hazırlanıyoruz. Hem dikişlerimizi dikiyoruz. Oh ne güzel. Başarılar. Alacağız bu akşam arabayı. Hayal görüyor baykuş. Alın efendim, iftihar ederiz. Ayla Hanım. Efendim. İki sessiz harf söyle. Sessiz mi? Edirne'nin E'si. Olmadı. Olmaz efendim, ne yapıyorsunuz? E sesli harf. Ha, anam. Sesli mi? Şey o zaman, İstanbul'un iyisi. Ha? İyi de sesli Ayla Hanım. Aman ne yapayım, bulamıyorum. Siz söyleyin o zaman. Cevap vermeyin şuna. Mahcup oluyoruz kapıcıların yanında. Halil geliyor, Halil. Aa, babamlar geliyor. Ey maşallah. Kendisine beste bile yaptırmış bak. Bizim ağzım söylüyor. Selim, koş Selim. Yandan çarptığı sıçın propagandasına çıkmış. Yuba eksikti. Efendim, mahallemizin muhtar adayı geldi. Ver elini enişte. Sağ ol. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Gül, öpsene babanın elini. Öpeyim de. Kırgınım sana baba, hiç bizi düşünmüyorsun. Muhalefet yok, muhalefet yok. Unutalım kırgınlıkları. Öp bacım, böyle babanın eli öpülmez mi? Ben sizi düşünmeyeceğim de bu yaştan sonra kimi düşüneceğim kızım? Bir ayağım çukurda zaten. Allah göstermesin babacığım. Ne yaparız sensiz? Muhtarlığa niye aday oldum kızım? Yine sizin için. Ya bacım, duydun mu? Allah onu başımızdan eksik etmesin. Şimdi tam birlik beraberlik zamanı. Halil efendi. Muhtarlığa da el attın ha. Hadi hayırlısı. Artık bakalım beyefendi. Sayenizde o da olur inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Ah. Hanımefendi hürmetler. Eniştem kendisi için bir şey istiyorsan namerdim vallahi. Hepsi şu mahalle için. Kız, gel buraya bakayım kör olasıca. Bulaşıkları yıkamadan nerelerde geziyorsun sen ha? Yapma. Ne bulaşığı anneciğim yıkadın ya. Sabri Bey. Eyvah eyvah, ne yapıyorsunuz efendim? Gel buraya kadın. Verin onu bana. Ne dersin? Bitirebilecek miyiz bugün İbrikçi? Sana bağlı abi. Kaç mısrağı var daha? 24. Yapma ya. Bitmez. Of ya, bacağım çok fena. Kırıldım yoksa? Ne kırığı Cenab abi? Burkulma, burkulma. Ya ne oluyor dışarıda İbrikçi? Bu ne gürültü? Seçim propagandası Cenab abi. Halil efendi muhtar adayı olmuş ya. Onlar. Vah vah vah. Demek Halil'ciğim de politikaya atıldı. Bu ne iğrenç, bu ne ilkel müzik ya. Başka şey bulamadım bunlar. Kahveni iç Cenab abi, boş ver. Biz işimize bakalım. Bakalım canım içi. Hazır mısın? Hazırım Cenab abi.
Oku. Okuyayım. Of, aman 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 aman. Sancım var idikçe neden bacağım bu kadar ağrıyor? Ağrıyacak da abi kaç gün Cenab abi. Fena burkuldu. Kırık falan değil değil mi? Kırık, çatlak falan yok abi. Röntgen çektirdik. Doktor da gördü. Ha. Bak benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Olur mu öyle şey canım abi? Bak ona göre çekerim kulağınıza. Hadi başla. Hazırım. Ve kozasından çıkıp ipek böceği gibi süzüldü İstanbul'un koynuna. Vebalim boynuna ey. Ne kadar kötü yazmışsın bunları ya İbrikçi. Hepsi birbirinin içine geçmiş ya. Okunmuyor birader. Ne yapabilirim Cenab abi? Karanlıkta o kadar oluyor. Ağzından çıkanı kaçırmayayım diye peşinden koştura koştura. Tamam tamam devam et. Vebalim boynuna ey İstanbul. Vebalim boynuna. Bıktım be. Bu ne böyle panayır yeri gibi? Söyle şunlara çalışıyor mu İbrikçi? Gitsinler başka yer yapsınlar seçim propagandalarını. Söyleyeyim. Dur dur. Bu Halil Gıda'ya çok borcumuz var mı? Var canım abi. Bir şey söyleme alınır malınır veresiyi keser. Gidiyorlar zaten canım abi. Aman gitsinler gitsinler. Yahu sen şu ihtiyardaki ihtirasa bak ya. Neyse otur sen. Oturdum canım abi. Yaz. Bu kim şimdi? Bakayım. Bakmadan açmayı bir kişi çekemem şimdi. Kimse yok abi. Semra Hanım olmasın. Bazen sürpriz yapıp zile basıp saklanıyor. Ah canım olabilir İbrikçi. Aç bakayım. Açım. Buyurun efendim. Gel Semracığım gel canımın içi. Hah şöyle adam gibi karşılayın arada sırada. Buz gibi bire getirdim size. Çalışıyoruz Cemil Bey. Cemilciğim çok teşekkür ederiz ama hiç sırası değil. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Ben de çalışıyorum Cenab Bey. Bu akşam televizyon yarışmasına katılıyoruz Sevim'le. Devam edin. Hem biralarımızı içeriz hem çalışırız. Olabilir. Ver bakayım ver. Oo soğukmuş gerçekten. Ne oldu İngiliz Yunan'ın? Utansınlar. Bu devlet tuttuğu gibi yakasından eşkıya başını. Tamam. Öğleden sonra iki gibi olabilir mi? Bir dakika ustaya da sorayım. Olur kızım olur. Gideriz kızım. Ta Kenya'dan bu devlet eşkıya başını alır gelir de. Tamam. Adresi alayım. Al kızım al. İcabında bu devlet Suriye'den girer, Irak'tan çıkar. Evet. Allah Allah. Yunan'ı da dümdüz eder. Evleniyorum dert. Amca da bana zam yaptı. Evleniyor musun? Kimle? Bununla bak. Hüseyin abi buldu. Ne biçim şey o? Kapkara mı gibi? Ağzını topla. Sensin mi? Benimki daha güzel. İyi günler efendim. Ne oluyor terdim? Hiç yok bir şey. Niye öyle beni göstererek göz kırptın? He? Göz mü kırptı? Hı. Tövbe. Ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? Konuşuyorduk amca. Anam. Tıv salak. Bir resmi bile tutamıyorsun. O ne o? Sevgilisinin resmi baba. Ne sevgilisi? Evleniyormuş baba o kızla. Duymadın mı? Hüseyin amca bulmuş. Bu bir tuhaf bakıyor be. Yalan amca. Vallahi doğru baba. Dile'ye sor istersen. O da biliyor. Evet öyleymiş Davut Usta. Bana da gösterdi. Hı sapık. Bana bak. Sakın bu terörist falan olmasın. Ne terörist amca? Sözlüm. Sözlüm mü? Tüh! Örgüte de mi karıştın Dubkov? Vallahi seni kendi ellerimle asarım. Tüh! Az baba, az! O ne o? Hüseyin amcalar baba, buraya geliyorlar. Gelsinler bakalım. Derdik bunun bir karısı var, yanakları pembe pembe. Amcam duymasın. Merhabalar! Mahallemizin muhtar adayını getirdim size. Alkış yok mu? Hadi alkışlayın muhtarı. Bırak elimi. Doğru mu alkışlayacaklar iblis? Baskı yapma öyle seçmene. Nasılsın usta? Nasıl işler? Çok şükür. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Sandık başında kıymetli oylarınızı bekliyoruz artık. Bizden esirgemezsiniz herhalde. Onlar bizden enişte. Verirler mi başkasına?
eşi, kendisi, bir de Ayşe Hanım, 3 oy buradan garanti. Biz de oy kullanıyoruz Hüseyin amca tertibinden. İşte etti beş enişte. Sağ olun, var olun. Bacım sen? Benim sandığım başka mahallede Hüseyin abi. Orada kullanacağım. Veririz, veririz de Halil efendi. Senin bu kayınbiraderinden şikayetçiyim. Ne oldu, ne yaptı yine usta? Bizim hayırsıza kız bulmuş bak. Haberimiz yok, evlendirecekmiş. Sen mi gösterdin tertip? Elinden düşürdü salak Hüseyin amca. Kız kimdir, neyin nesidir bilmiyoruz. Bulmuş bir uyusu buna kakalayacak. Biz burada eşek başı mıyız Halil efendi? Estağfurullah efendim. Sen yine muhabbet tellallığına mı başladın iblis? Yok vallahi enişte, garibanı sevindirelim dedik. Kız kırarım boynuzunu. Ya kız teröristse, ya kız Apo'nun çetesinden biriyse? Yok ustam, mazlum mazlum. Pişmanlık yasasından yararlanmış. 3 aya kadar çıkacak. Aa, öyleymiş vallahi. Duydun mu salak? Duydun mu hain? Ah! Sen beni seçmenin önünde rezil edersin ha iblis. Enişte! Hadi gözümüz aydın. Bülent Hazretleri askere gidiyor. Öyleymiş. Şükrü Bey'den duydum ben de. Sizin gözünüz aydın Ergun Bey. Bizim bir sorunumuz yoktu. Nerede kaldın Abbas? Zaten kuru kuru simitle peynir yiyor şurada. Geldik müdürüm, affedersin. Buyur. Asker kaçağı bu kesin. Yok Amerika'da master yapmış da, yok onun için geç kalmışmış da. Oh iyi be. Başkanın evladı okulu bitirmez askere gidiyor. Bülent Hazretleri 30 yaşına gelmiş hala kaçak. Sensin kaçak, affedersin. Ne oluyor Abbas Bey sana? Dinime kitabıma sıkıveririm gırtlağını. Abbas efendim. Gel sık bakalım sık. Ne yapıyorsun Abbas abi, patron burada. Bırak babam, affedersin. Kurbanım sana. Kaçak dedirtmem ben küçük beye. Allah aşkına Abbas efendi, bak hatırım için. Obam Şevket Bey geldi. Oo efendim, hoş geldiniz. Asker iş şubesinden mi? Şubeden. 1 Nisan'da gidiyor bizimki. Hayırlı olsun efendim. Ne bakıyorsun asker Şevket Bey'in patosuna? Biz ne yapıyoruz affedersin? Alıyor ya Ergun. Ne haber çocuklar? Afiyet olsun. Buyurun. Simit çok taze efendim, yer misiniz siz de? Yerim bir lokma. Abbas duydun mu? Buyurun efendim, buyurun. Duyduk affedersin, cıvık. Do do fa fa mi re re mi mi do do fa fa mi re re mi mi do re mi fa sol la sol fa mi re do. Aferin Nemi abi, ömrün bol olsun. Tontor, sen de söyle kızım, para vereceğim sana. O ne söyleyecek efendim? Ben söylüyorum, parayı bana verin. Sol la la fa sol sol. Sabri Bey. Efendim. Kek yaptım. Elinize sağlık. Cenab-ı Beyleri. Allah Allah. Ne var bunda efendim? Geçmiş olsun da elimiz boş mu gideceğiz? Geçmiş olsun hanım. Tabii ya, lazım. Adamcağız bacağı sarkılı öyle oturuyor. Yazık. Ziyaret etmek lazım. Ben yarım saate kadar öğrenci bekliyorum efendim. Hiçbir yere gidemem. Ayrıca eşek kadar herif. Şiir yazacağım diye dolaşmasaydı dağda bayırda. Allah Allah, size mi soracaktı? Çok kabasınız Sabri Bey. Niye durdun evladım, söyle şunu. Kızımızla münakaşa ediyoruz efendim. Kiracımız olacak o kıllı herife kek yapmış, ziyarete gidecekmiş. Kız azdın mı sen? Otur oturduğun yerde. Bak söylerim baban gelince. Vallahi bacaklarını kırar ha. Oh, ağzınız dert görmesin. Hah, geldi öğrencim. Sabri Bey bakar mısınız? Kim geldi efendim? Kız benim, ben. Oo, buyurun efendim. Kız şu halime bak. Katilden kaçıyorum. Bir sürü casus taktı peşime. Katil mi dediniz efendim? Evet efendim, katil. Buraya mı geliyor yoksa? Yok kız, zor atlattım. Şoförü bekliyorum. O gelinceye kadar sizde saklanayım bari. Aman efendim buyurun da... sizi sakladık diye üstümüze yürümesin. Kız nereden duyacak? Söylemeyin siz de sakın bir şey ha. Söyler miyiz efendim? Şu bavulunuzu bari müracaata koysak. Kız manyak mısın ha? Kapıcı da onun casusu. Zor atlattım diyorum. Şoför gelinceye kadar burada bekleyeceğim. Tabii efendim, tabii. Buyurun. Teyze? Ne haber teyze? Hiç yüz vermiyorsun. Tanımadın mı beni? Hoş geldin evladım. Derse mi geldin Sabri Bey'e? Ne diyor bu be?
Öğrenci bekliyordum da efendim, çalışacağız biraz. Onunla karıştırdı. Bunadı artık, bunadı. Hayır efendim, bunama değil o. Alzheimer. Kız sen de beni görünce hıkık başlıyorsun. Gıcık mısın bana ne? Hadi söyleyin evladım. Niye durdunuz? Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun yana. Onu mu söylüyordunuz kız? Onu söylüyorduk efendim. Buyurun. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldın kız bu sefer sağ... nerede kaldı? Barışalım. Gelir efendim, gelir. Eşlerim. İnşallah katil gelir de ikinizi de gebertir. Ben yanıyorum aman Allah. Yaz İbrikciğim. Yaz atlama. Kaç mısra kaldı? 9. Bir şey değil. Yazıyor musun İbrikciğim? Seni bekliyorum canım abi. Koca reis şöyle küpeşteye abandı. Hı-hı. Denize baka kaldı. Olmadı ya. Oldu abi, harika, devam et, bitiyor. Devam et, buluruz. O perili sularda ne vardı? Patlıcan, biber, kabak. Kabak oldu mu şimdi canım cici? Aa. Benim adım Cemil. İstesem böyle 3 şiir kitabı birden çıkartırım. 3 günde. Sevim Hanım geldi. Gelsin. Burada olduğumu biliyor. Aç İbrikçi, aç. Çalışmamız da bitti sayılır. Buyurun Sevim Hanım. Yok yok, girmeyeyim. Merhaba. Cemil, bitmedi mi konuşmanız hala? Bitti hanımefendi. Kusura bakmayın, böyle bacağım sakat, kalkamıyorum. Biliyorum, geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Cemilciğimle çok verimli bir çalışma yaptık. Kitabın yarısını ben yazdım Sevim. Oo, biraları da bitirmişsiniz. Hadi gel, işimiz var. Artık içim rahat. Dikişlerinin başına dönebilirsin Cemilciğim. Hanımefendi, size de bu akşam televizyon yarışmasında iyi şanslar diliyorum. Ah, inşallah bir tutturabilsek. Tutturacağız Sevim. Araba bizim. Benim adım Cemil. Hı hı. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Kolay gelsin. Hop, sen niye geldin? Bana geldim. Bir şey soracağım Cenab-ı amcam. Soramazsın. Adam çalışıyor. Sen ne karışıyorsun Cemil? Aa, yürü. Ne soracaksın delikanlı? Kapat şu kapıyı Birikciğim. Şey soracaktım Cenab-ı Bey amca. Bak, yine öyle abuk sabuk şeylerse çekerim kulağını, ona göre vaktim yok. Tamam, 2 dakika. Aten teyze yok mu? Yok, ne yapacaksın? Bana bak, son 9 mısramız kaldı. Oyalama bizi. Ah, Semra teyzem gelecek o zaman. Ne tatlı sarı saçları var. Delikanlı, işimiz var. Yine kadın göğüsleri hakkında sorular soracaksan hemen gidersin. Yok, bu sefer göğüs değil Cenab-ı amca. Şu seçim bir geçse de kafamızı dinlesek hanımefendi. Sabahtan akşama kadar cayır cayır kağıtlar, naylonlar yerlerde, pislik. Ya Cafer'in kayınpederi bile siyasete atılmış, baksanıza. Öyleymiş, bizden geçti de sen niye aday olmadın bir yerden be evladım? Yapamam babacığım. Ben iyi gördüm ama Nazif Bey'i. Böyle dinlenirse bir haftada toparlarız inşallah. Efendim, sizi de bu kadar işinizin arasında yoruyoruz. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum vallahi, sağ olun. Öksürüyorsun oğlum, uzan, ben teşekkür ederim senin yerine. Hanımefendi, size bir şey ikram edeyim, güzel ıhlamurumuz var. Sağ olun, hastalarımı bekletmeyeyim, bir dahaki sefere içeriz. Nazif hocamız da daha iyi olur inşallah. Sayenizde inşallah hanımefendi. O zaman birlikte yemek yeriz, 1-2 kadehte bir şeyler içeriz. Aa, memnuniyetle, ona hayır diyemem, içeriz. Sigarayı sorun babama Türkan Hanım, sigarayı arttırdı son günlerde. Öyle mi? Bu olmadı ama. Günde birkaç tane hanımefendi. 40 yıllık tiryakiyim, kolay değil. Oğlum, sigarayı ben içiyorum ama sen öksürüyorsun keçi gibi bak. Hadi geçmiş olsun, görüşmek üzere. Güle güle efendim, ayağınıza sağlık. Oh.
Aa, Türkan teyzem buradaymış. Beni mi arıyordun Halis'cim? Yok Türkan teyzeciğim, Nazif öğretmenin ziyarete geldim. Aferin, hadi görüşürüz. Güle güle. İyi günler. Soyluk aslan falan yoksa uğrarım. Gel bakalım Halis. Gezintiye mi çıktın apartmanda? Sizinle ikinci oluyor. Önce Cenap amcalara uğradım. Nasıl oldu Nazif öğretmenim? İşte. Daha iyiyim Halis, gel gel. Aysel öğretmenim yok mu? Yok, daha gelmedi okulda. Canım, çok çalışıyor. Bu sabah da öyle zıplıyor, zıplıyor gitti. Ne vereyim Halis evladım sana, biraz kekimiz var, yer misin? Olur. Hem de Aysel öğretmenimi beklerim, öyle yumuşak yumuşak. Hadi geç otur. Cem abi askere gidiyormuş 1 Nisan'da, duydun mu Aydın? Ya duydum. Çok geç kalmış, zor olacak. Babaannen de duyunca baygınlık geçirmiş. Babaanne de ne duysa baygınlık geçiriyor yani. Ne yapsın, iyice yaşlandı. Özge'ye zorasın. Aydın, sen askerliğini yapmış mıydın? Yaptık ya sevgilim. Kaç kere yapacağız? Ay bir anda telaşlandım be. Beni de korkuttun. Şükrü bu onun çalışı. Nazancığım, iyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Ne haber Aydın? Sağ olun efendim, iyidir. Senin bize para vereceğini abime söyledim, çok memnun oldum. Söylediniz mi? Söyledim. Gözleri doldu vallahi. Çok duygulandı. Tüh. Ne oldu, söylemese miydin? Keşke söylemeseydiniz. Bugün bir iş çıktı da. Eyvah. Biz de o paraya güvenip bir müşteriye çek bile kestik. Ne yaptın Aydın? Bugünlerde bizimkiler çok hareketli. Yandan çarklı Ali sandıktan çıkabilecek mi? Canımın içi Cenap son 9 mısrayı yazıp kitabını bastırabilecek mi? Katilin eseri bavulunu alıp kaçtı mı? Taktak Sedat'ın kızı Aslı nereye koşuyor? Cemil amcalara bu akşam da araba yok. Peki şimdi babam ne yapsın? Ne yazık ki yalanmış sözüm. Başka bir aşka gücüm yok. Seveler çabuk yordu beni. Bütün ömrümü sana verdim. İsteseydi arardı beni. Beraber. Günah mı? Yalan mı? Yürek mi orada acıma? Sen çiçeğimsin, sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin. Nur ol Nimet. Yaşa be Nimet, ne ses varmış sende. Maşallah vallahi. Ay yapmayın Allah aşkına, karga gibi öttüm. Olur mu Nimet Hanım, mest ettiniz bizi. Ağzınıza sağlık, değil mi anne? Ya sağ olsun. Annem duygulandı. Babamı mı hatırladın anne? Karıştırma oğlum şimdi babamı falan. Ağlatacaksın şimdi kadını. Evet Şükrücüğüm, zaten Cem askere gidiyor diye karalar bağladı. Onlar da seni çok düşündü. Kalktılar diskoya gittiler bak. Eğlenecekler kızım, genç onlar. Hakları. Vallahi şu Cem'in askerlik işi iyi oldu. Ne güzel bir araya geldik. Efendim, bundan sonra da inşallah böyle hep birlikte.
çocuklarımızla sağlık ve mutluluk içinde. Hadi efendim inşallah sağlığınıza. Suya bakıyor musun Hacer? Bakıyorum abla. Ah canım, anladı sanki babasının askere gideceğini. Bak şimdi zorla ağlatacak beni. Aman Hacer Hanım aman. Yani anne, sen de ağlamak için bahane arıyorsun yani ha. Huzurlarınızda her şeyimi borçlu olduğum sevgilim. Bir tanecik karımın sağlığına da kadeh kaldırmak istiyorum. Nimetçim. Raşit, sarhoş mu oldun sen biraz? Mutluluktan o hayatım. Ne sarhoşluğu. Neşelendim akrabalarımın yanında. İyi hadi iç bakalım. Şükrücüğüm, sen de fazla kaçırma, araba kullanacaksın. Bırak adam rahat etsin Nazancığım. Sen kullanırsın. O kadar. Şevketçim. Hı. Listede 6. sıradayım. Ama benim oylarım ötekileri de sürükleyecekmiş. Beyefendi söyledi. Gurur duydum vallahi. Biz de gurur duyarız değil mi Şükrü? Tabii abi. Mecliste bir akrabamız olacak. Ne demek? Eyvah başladılar. Yandık anne. Kızım gülme. Sandıktan birinci parti olarak çıkarsak Şevketçim. Adalet Bakanı olarak kabinedeyim. Yok ya. Ne diyorsun sen? Vallahi Şevketçim. Yalanın varsa Allah bana şuradan şuraya gitmeyi nasip etmesin ya. Duydun mu Şükrü? Duydum abi. Tahtaya vur. Sarhoş mu oldun sen Raşit? Hani bu akşam siyaset konuşmak yoktu? Kes. Ne dediğimi biliyorum ben Nimet. 40 yıldır bugünü bekledim ben, kesemem. İftihar etmelisin kocanla. 19 Nisan'da bakan karısı oluyorsun. Özgeciğim de inşallah bakan kızı olacak. Hoşt. Kızımın babası sen değilsin bir kere. Rahmetli Arif. Havalara girdin hemen. Vallahi paralarım. Konuşuyoruz şurada Nimetciğim biz bizi. Konuşmasın. Siyaset yasak bu akşam. Tamam canım. Tamam. O zaman şarkı söyleyelim biz de. Hadi Nimet Hanım, hatır mı için? Söyleyemem. Kusura bakmayın. Tadımı kaçırdı tahta kafa. Ne dedim şimdi Nimet? Bir de göz kırptı. Tamam biz söyleriz. Hadi bir, iki. Bu akşam gün batarken gel. Yaşa be Şükrü. Bu akşam gün batarken gel. Sakın geç kalma, erken gel. En büyük İyi akşamlar. Asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Hadi hadi tuttun. Ne yapıyorsunuz oğlum, durun yapmayın. En büyük asker. Kaldır beni, o patik yapmayın ya, şimdi beni görecek zaten. Yapmayın ya. Bizim asker. En büyük asker. Ay nedir bunlar valla. Yapmayın oğlum yapmayın ya. Askere gitmeden gazi olacak. Geldim Gül. Of anam of. 99. uykusunda millet. Araba kullanmıyorum, ödüm koptu yollarda. Neyse geldik. Al anahtarını. Çok iyi kullandın ama. Sen bir şey farkında değilsin ki Şükrücüğüm. Uyudun. Uyudun mu? Yok canım, ne uyuması. Buyurun, iyi akşamlar. Cafer. Hayrola bu saatte? Pilavdan dönüyoruz efendim. Pilav. Pilav. Öyle ya. Anahtarım var mı lazım? Var, hadi yürü Şükrücüğüm. Dikkat et. Şükrücüğüm kabaklanıyorsun. Aman Şükrü Bey. Siz nereden böyle? Yeğenim. Abimin oğlu askere gidiyordu yarın. Maşallah. Buyurun, iyi akşamlar.
Uyandırdık mı yoksa seni? Yok yok. Cafer'e kalkmıştım zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikatli karım benim. Her akşam böyle bekler beni. Ne güzel. Dondum gül. İş nasıl? Uykusuz kaldığına değil mi bari? Çok şükür. Bugünlerde seçim davasına parti binaları kalabalık oluyor. Aferin, iyi düşünmüşsün. Şükrücüğüm, hadi herkesin uykusu var. Hadi canım, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Şükrü Bey kafayı bulmuş, zurna gibi. Yeğene askere gidiyormuş yarın. Ulan Cafer. Tövbe yarabbi. Kim geldi? Şükrü Beyler. Ben de haydutlar geldi sandım. Haber yok mu onlardan? Yok valla. Baykuş yakalamış vurmuş eserini diyor ama. Ne, vurmuş mu? Aa, yok artık. Yapar, gözü dönmüş cani. Her türlü adilik beklenir o hayduttan. Baş belası kesildi apartmanın başına. Sen mi söyledin Şengül Hanım'ın bizde saklandığını? Olur mu efendim? Ne üstüme vazife? Tövbe. Ben bir şey söylemedim valla. Kimden duydu o zaman? Ne bileyim efendim. Bu apartmanda geveze çok. Allah kahretsin. Hedef olduk katile. Yakalayıp tıkmadılarsa vallahi bizi de vurur haydut. Anam vurur valla. Yere dökme sakın onu Şükrücüğüm. Döker miyim Nazan? Sen de beni iyice sarhoş yerine koydun artık. Sarhoşsun Şükrücüğüm. Görmüyorsun ki hali. Bir gözün bu tarafa kayıyor, öteki kapanıyor. Gülme, gülme. Olabilir. Sarhoşluktan değil o. Duygulandım. Ne oldu? Ali'yi düşün. Ya o da gelecek yıl askere gidiyor. Okul bitiyor. Sana ne oldu şimdi? Ben de duygulandım. Ali öyle asker elbiseleriyle. Buğulu sisli bir şafak vaktinde sana geldim İstanbul. Yazdın mı İbrikçi? Yazdım Cenab abi. Son bir mısra kaldı. Bir mısra daha bitiyor. Olmadı İbrikçi. Yırt o yazdıklarını. Yürü. Yırtayım mı? Çıldırdın mı Cenab abi? Şurada bir mısramız kalmış. Yırt dedim İbrikçi. Yırt. Cenab abi yapma. Kaç gündür uykusuz aç bir ilaç yazdık şunu. Semra Hanım bizi bekliyor. Beklesin. Ben sipariş üzerine şiir yazmıyorum İbrikçi. Sanatımı parayla harcayamam. Yırt. Nasıl yırtarım canım abi? Bana bunu yaptırma. Benim için çok değerli bunlar. Nobellik bunlar. Nobellik. Hoş. 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 Bu köpeği sen mi taktın peşimize İbrikçi? Ne bileyim canım abi. Peşimizden geleceğine iki lokma ekmek verdim. Hadi hoş. İşine. Hadi. Onun işi yok İbrikçi. O da boşta geziyor bizim gibi. Yürü. Cafer, kalk anam. Cafer. Ah anam ne yapsın? Gece 2:30'da yattı. Cafer. Buyurun, sıcak. Rüya görüyor. Babacığım, derimi. Gözünü. Sus be aptal. Babacığım. Canım. Cafer, hadi kalk anam. Saat 7'ye geliyor bak. Şu domuz bağırmadan kalk hadi. 7 mi? Of. Ne çabuk sabah oluyor be. Babacığım. Ha. Nerimi.
Dilini dilini koparacağım yakında. Çok konuşma. Konuşmasana aptal. Hayırdır inşallah Gül? Rüya mı gördü? Ha, acayip. Muhtar olmuşum baban gibi. O da olur inşallah. İnşallah. Haydi devam edemeyeceğim ben bu işe. Bereket versin. Bir şeyler kazanıyoruz ama penguen de kaytarmaya başladı. Aman bırak be. Devret arabayı birine. Canından kıymetli mi? Nerimi nerimi? Çeneni çeneni. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. Heh. Şunları çocuklara götür. Sağ ol. Bir şey değil canım. Mahalleye hizmet vazifemiz. Adem abinin de göğsüne tak bir tane iblis. Şöyle dur Adem abi. Heh. Çıkarma sakın. Çıkarmam. Nerede kaldı? Yatıyor mu hala o ortağın olacak eşek? Dün gece geç yattı herhalde. Demet ondaydı. Yesin içsin uyusun. Adam başka bir şey bilmiyor ki Halil Bey. Miskin miskin. Bizim analık başladı yine Yusuf abi. Kabahat babanda aslanım. Şunu göğsüme taktırmazdım ama ne yapacaksın? Ne konuşuyorsun gene orada sen Bodur? Aramızda Sultan Hanım, sizinle ilgili değil. İşiniz gücünüz dedikodu. Hesap al Sultanım. Karamela, gofret bir şeyler de koyalım arkadaşın torbasına. Siz de işinize bakın. Ne konuşuyorsunuz orada? Sultan Hanım kendi kendine kriz yaratıyor baba. Yok bir şey. Güzel konuş annenle iblis, kırarım boynuzunu. Ne annesi ya? Ne dedin iblis? Bağırtmayın beni müşterinin yanında. Sen de anneniz manneniz deme be şunlara Halil Bey. Hay anaları kadar taş düşsün başlarına inşallah. Müşterinin önünde huzursuzluk yaratmayalım Sultan Hanım. İyi günler. İyi günler. Hadi Adem hayırlı işler. Ha. O sizin apartmandaki Hasan Beylere geleceğim başsağlığına. İyi olur. Ha, ölen babası mıydı onun? Karısının babası. Tamam. İyi günler. Ha, geldi mikrop. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Nerede kaldın iblis? Herkes alışverişini bitirdi. Öldüm babacığım. Gece 2'ye kadar bir tencereyi satıncaya kadar akla karayı seçtim. Adem sen de bizi asıp duruyorsun aslanım. Böyle ortaklık olmaz. Hanım aslı Cafer abi biliyorsun. Hiç asar mıyım? Aranızda konuşun bunları iblis. Nedim bir tane de eniştenin göğsüne tak. Taksın da babacığım. Yani seçim yasağı var. Akrabalık arasında bir kanunsuzluk yapmayalım. Yok öyle bir şey yok. Tak. Takmak istemiyor Halil Bey zorlama. Kızın da o da öldüler kıskançlıktan. Laf isteme sabah sabah Sultan Hanım ha. Hey, güzel konuş iblis. Oh ellerin dert görmesin. Sana göz kırpıyorum anlamıyorsun. Öyle möv gibi bakıyorsun yüzüme. Halis o nasıl söz oğlum? Anlamıyorsun ama annemle babam barıştılar. Onları yalnız bırakmamız lazım. Aralarında Almanca falan konuşurlar şimdi. Öyle öpüşe kutlaşa. Tövbe yarabbim. Aa Sabri Bey amca iyi günler. Ne bağırıyorsun evladım? Sabaha kadar uyuyamadık zaten katilin korkusundan. Annemle babam barıştılar Sabri Bey amca. Biz de yalnız bıraktık onları baş başa. Bana ne? Halis çok ayıp oğlum. Böyle şeyler herkese anlatılmaz. Ne var? Sabri Bey amcamla Aile teyzem barışınca şarkı söylüyorlar öpüşe koklaşa. Bana bak sapık. Vallahi gelirim oraya kırarım bacaklarını. Defol şuradan. Halis oğlum yürü. Hayvanın da çişi geldi bak. Sakın buraya yapma abade. Hadi gidiyoruz. Sabri Bey. Efendim. Haber var mı katilden? Hiçbir şey öğrenemedik maalesef efendim. Biz de burada kalp çarpıntıları içinde ne yapacağımızı şaşırdık bekliyoruz. Aman ha, sağa solu belli olmaz. Kıskançlık krizine girmiş. Biz mi kaçırdık kadını efendim Allah Allah. İyi günler buyurun. Yürü be adam nerede kaldın? Geldik efendim. Buyurun. Hilalci oldun başımıza. Cafer. Konuştu mu yandan çarpıda? Ne veriyor? Açık etme Cemil abi. Başladı bile. 3 tane sepette. Kuzu gibi. Oh görelim. Geliyor. Bira mı veriyor Baykuş Halil Efendi? Veriyor vallahi. Seçime kadar. Oy karşılığı. Her gün 3 şişe. Tüh. Rüşvet ha aleni. Rüşvet efendim. Bize ne verir? Verecek efendim eli mahkum. Yapın teklifinizi. Pazarlık serbest. Ne isterseniz.
Şu haydutu Sedat Bey'e sor. En iyi o bilir. Başlıyor. Sorayım da efendim. Söylemez bilse de domuz. Ay! Eyvah! Anam! Cenap beylermiş. Buyurun, iyi günler. İyi günler canımın içi. Başımız sağ olsun, ne oldu? Yok efendim, muhtar adayı oldu. Ha. Bizim ekmeğimiz var mı o sepette? Var efendim, buyurun. Kayınbabamın selamı var. Size kaşar peynir salam gönderdi ayrıca. Müessesenin ikramı. Sağ olsun. Başarılar diliyorum. Öpüyorum yanaklarından Halilciğimin. Al şunları İbekçi. Malları biraz bayat ama. Hiç çok da nedir abi? Geçmiş olsuna gelecek size efendim. Sağ olsun. Bekleriz, bekleriz. İyi günler efendim. İyi günler Sabriciğim. Nasılsın? Çok şükür efendim. Nasıl olalım malum. Bitti mi çalışmanız? Henüz bitiremedik Sabriciğim. Biraz daha çalışacağız. Bitmişti efendim. Beğenmedi. Yırttı attı Cenab abi. Anam. Vah vah. Bacağınız nasıl oldu? Fena halde sızlıyor canımın içi. Ayakta duramıyorum. Vah canım vah. Çok mu acıyor Cenab Bey? Çok Ayla Hanım. Biraz da yürüdük tabii. Canım mı dedin Rokullu efendim? Bir dakika efendim, konuşuyoruz. Ay, kusura bakmayın Cenab Bey, ben de böyle saçım başım dağınık çıktım karşınıza. Estağfurullah efendim. Aa, böyle de güzelsiniz, bahar gibi açmışsınız. Ay, çok teşekkür ederim. Şiirlerinizi kendi sesinizden kasete okuyacakmışsınız Cenab Bey. Rica etsem bir tane de bize verebilir misiniz? Memnuniyetle hanımefendi. Dünyanın bu en güzel ev sahibesine vermeyeceğiz de kime vereceğiz hanımefendi, rica edin. Duydunuz mu Sabri Bey? Duydum efendim, duydum. Gidelim canım abi. Hı? Gidelim İbrikçi. Efendim izninizle. Buyurun. Güle güle efendim, başarılar. Ayla Hanım, kendinize gelin. Elin kıllı herifine canım dediniz. Dedim efendim. O da bana ne güzel şeyler söyledi. Duydum efendim. Girer misiniz içeri? Soracağım bunun hesabını size. Sedat. Sedat kalk. Ha? Kalk katil katil. Katil ne istiyormuş? İsteyim canım abicim. Tak. Trafik çok sıkışık canım abicim. Keyfine bak sen. Neredeymiş Sedat? Kadınla kapanmış bir otele. Oo, yaşıyor. Biz de burada. Aman ha, kimseye söylemeyin dedi. Aramızda. Ağzınızdan bir şey kaçırmayın, tamam mı? Aslı, duydun mu kızım? Duydum anne. Ne bu havalar hanımefendideki? Ne havası babası? Bak sana kahvaltı hazırlıyor babası. Hazırlamasın. İstemez. Tek yok benim öyle kızım. Öf öf, defol. Allah'ın cezası. Onlar otellerde sefa sürsün, biz burada seninle got 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 gut gut gut. Sedat. Ha. Aslı elini öpmek istiyor senin. Benim onu öptürecek elim yok Serpil. Beni dinlemedi. Hayır dediğim halde gitti, o pis herife görüştü. Tek. Tak ama Sedatcığım, çocuk çok ciddi. Ne takmış Aslı'ya? Ne takmış? Aslı! Bak. Ha, fena değil. Hakiki bu. Hakiki Sedat. En az 300-400 milyonluk pırlanta var üstünde. Yok ya. Ha? Niyeti ciddi demek. Ay çok ciddi. Sedat baksana şuna. Hadi öp kızım babanın elini. Öpeyim baba. Sağ ol. Hadi gel ben de seni öpeyim. Kızım biz senin mutluluğun için çırpınıyoruz. Tek. Ya. Buyurun, iyi günler. Ay, ödüm koptu. Apo gibi uzatmışsın öyle kolunu. Cafer sen misin? Benim Sedat Bey. Buyurun. Aa, maşallah. Aslı Hanım da erkenden kalkmış. Kalktı da bak. Kahvaltısını bile hazırladı babasının yavrum. Ne mutlu. Kız evlat başka efendim, başka. Yavuz Bey'i soracaktım. Herkes merakta. Bir haber var mı acaba? Yok, bizi de aramadı. Allah Allah. Nereye gitti bu? Hapiste falan diyorlar ama. Kim uyduruyor bunları kardeşim, hasta mısınız? Bir şey olsa tek önce bizim haberimiz olacak herhalde. Herhalde efendim. Hasta bunlar efendim. Vallahi hepsi hasta. Öf, uzatma hadi, uzatma, çık. Girmişsin yine çamurlu ayaklarına salonun ortasına kadar, hadi çık. Başla, iyi günler.
bugün daha iyisin maşallah Nazif. Sesin falan düzeldi. İyiyim Ayzel'cim. Bir haftaya kalmaz işime başlarım inşallah. İnşallah. Taksicilik yok ama bir süre. Taksicilik önemli değil de Aysel, dersler boş geçiyor. Ona çok üzülüyorum. Ne yapacaksın? Bu senin elinde olan bir şey değil ki Nazif. Kurtlandı kızım. Eli kaşınıyor. İki haftadır not veremiyor ya sıfırcı. Elin çocuğunun canını yakamıyor. Ne var sizin aranızda yine? Küstünüz mü? Baba. Kocana sor kızım. Nazif ne oldu? Yok bir şey Aysel'cim. Ne olacak? Ya ne olacak? Söyle şu kocana kızım. Bak şimdi okula gidiyorsun. Uğraşmasın benim cigaramla filan. Zaten şurada içtiğim topu topu 3 tane. O da senin sağlığın için söylüyor baba. Söylemesin istemez. Düşünmesin benim sağlığımı. Şurada 2 günlük ömrüm kalmış zaten. Sigara yüzünden değil Aysel. Seçimde görev vermişler baba dedim. Sandık başkanlığı yapacağız gene. Yapacaksınız tabii ulan. Bu bir milli görev. Devlet öğretmenine güveniyor ki oturtuyor o sandığın başına. Tamam babacığım, ben de yapmayalım demedim ki. Babacığım, babacığım da deme bana. Nasıl istersiniz? 4 ayrı sandıkta oy kullanılacak. Muhtarı, belediye meclisi, belediye başkanı, milletvekili. Ayşe'yi vermişler ta Hamşükü'ye. Beni ambarda bir sandığa. Servis yok. Verdikleri 3 kuruş para. Olsun, gideceksin. Bu kutsal bir görev. Sen orada Cumhuriyet'in bekçiliğini yapıyorsun. Ne demek öğretmen? Oyumuzu yandan çarklıya vereceğiz Selim. Günde 3 bira yolluyor bak. Bedava. Oh, sen de buldun bedava likır likır iç hepsini. Yok canım, yavaş yavaş. Hemen olur mu? Dikişimizi de dikeriz. Ha, duydun mu katili? Yo, ne olmuş? DGM'ye çekmişler. İşin içinde Karagümrük çetesi bile varmış. Öldürmüş mü kadını yoksa? Öldürmüş Sevim. Kıskançlık cinayeti. Sorgusu devam ediyormuş. Tüh, bak nasıl canım sıkıldı şimdi. Kendini de mahvetti, kadını da. Benim de çok canım sıkıldı Sevim. Sana bahane lazım. Hemen başla bu saatte. Bir yudum Sevim. Bırak şunu dedim. Babacığım, neremi neremi? Dilini koparmalı senin, yaramaz dilini. Neremi neremi? Çok konuşma bak, rahat dur. Herkesin canı sıkkın zaten. Şişirme milletin kafasını. Of anam. Öldüm gül, öldüm. Cafer, buyurun. Öğrenebildin mi bir şey Sedat Bey'den? Neredeymiş Haydut? Vallahi pek bir şey söylemek istemiyor ama benim anladığım kadarıyla göz altında bu adam. Göz altında mı? Uzun sürmez, serbest bırakırlar o zaman. Vallahi bana da öyle geliyor. Eyvah eyvah, ne yapsak? Tedbirli olmamız lazım. Nerimi nerimi? Şşt! Ne diyor? Sus bakayım, büyükler konuşuyor. Ah rezil ah. Sen açtın bu işleri başıma, tutamadın çeneni. Aa, vallahi ben bir şey söylemedim efendim. Sus, konuşma yalancı. Bak gelirse evde yokuz, tamam mı? Gittik. Kapatacağım perdeleri de şimdi. Tamam efendim. Allah korusun. Ne yapacağı belli olmaz katilin. Mahsus mu söyledin öyle? Çok korktu. Korksun domuz. Ayla Hanım. Hah, burada mısınız? Buradayım efendim, evet. Görüyorsunuz. Aman efendim, katil her an girebilir. Kapatalım perdelerimizi. Kapımızı da sıkı sıkı kilitleyelim. Dışarıya falan çıkmamak lazım. Büyük hanıma sahip olalım. Kapıcıya tembih ettim, evde yokuz. Aa, iyi artık. Hapis hayatımı yaşayacağız evimizde. Evet efendim, maalesef böyle birkaç gün. Haydut gördüğü yerde vurabilir bizi. Bana ne efendim, vurursa sizi vurur. Ben mi aldım o kadını içeri? Aldıysak hata mı ettik efendim? Komşuluk görevimizi yaptık. Böyle mi oldu şimdi? Böyle efendim. Ya. Ayrıca bundan sonra zırt pırt telefon görüşmesi yapılmayacak bu evde. Bakın şu faturaya. 30 milyon. Vallahi kapatırım. Ben mi konuşuyorum efendim? Kim konuşuyor efendim o zaman? Bilmiyorum efendim. Çıkar mısınız odamdan? Ayla Hanım. Sözlerinize dikkat edin lütfen. Burası benim de odam. Akşam gelirken konservesiyle biraz da cevizli sucuk getirdim Nettin.
canım çekti. Mısır çarşısına uğrarsan biraz pastırma, biraz da tulum peyniri. Bu senin kızın çok terbiyesiz Müknettin. Şikayetçiyim. Tövbe yarabbi. Ne oluyor efendim? Sapıttı, iyice sapıttı. Rahmetli babanızla konuşuyor. Ah, babamla mı? Ne yapıyorsunuz efendim? Kocama konuşuyorum, sana ne? Çek elini. Anlaşıldı şimdi neden telefon faturasının 30 milyon Alo. Geldiği. Çekil başımdan. Rüknettin, şu damarına bir şey söyle be. Babam öldü anneciğim, öldü. Ne Rüknettin'i? Verin şunu bana. Ne söyleyecekse bana söylesin bakalım rahmetli. Elleri kırılasıca. Aman Allah'ım, 900'lük telefon bu. Nereden bulmuş? Teypten, doktorunuz konuşuyor. Doktor mu konuşuyor efendim? Evet efendim. Alo doktor, rahmetlinin niyetine. Tövbe yarabbi. Şu perdeleri kapatalım, katil her an gelebilir. Ayla, kim geliyormuş kızım? Katil anneciğim, katil. Çabuk Rüknettin'i bul bana. Ara babanı kızım. Babamı mı? Tövbe yarabbi. Ölmüş kocasıyla bozdu kadın aklını. Ben o telefonu çekeyim de şimdi fişinden konuşsun bakalım. Liebe dich sehr, mein gutherziger, dicker, dicker Schatz. Ich dich auch, mein süßer, schlanker Schatz. Halis, geldiniz mi yavrum? Geldik anneciğim. Erken mi geldik yoksa? Demedim mi sana Ayşe yenge? Ne güzel öpüşe koklaşa oturuyorlar bak. Ne var bunda yavrum? Ben şunun ayaklarını bir yıkayayım abla. Hadi. Utandırdın kadını Dunkov. Her şeyi biliyor baba. İki kere evlenmiş. Utanmaz o. Anneciğim, verdiniz mi kararınızı? Verdik yavrum. Gidiyor muyuz Münih'e anneanneme? Hayır, o buraya geliyor. O mu geliyor? Evet yavrum. Az önce konuştum. Sana hediyeler getirecek. Ne tatlı. Memleketimiz gibi var mı? Kapattık kapılarımızı dünyaya. Oh! Çok şükür huzur içindeyiz. Anneannem bile buraya geliyor. Döviz mi kaptıracağız o hainlere? Biz ne yapacağız o zaman bayramda anne? Gezeriz yavrum. Nerede? Köyümüze gideriz. Ya bana ne? Ben köye falan gitmem. Hani bir şey söylesene şuna. Güzel olur yavrum. Bahar geldi, temiz dağ havası. Ayşe teyzen de özlemiş. Anneannem ne yapacak orada? O da sever doğayı Halis. Hey mübarek, anneanne rüyasında görmüş mü acaba öyle bir köy? Alplerde de var Davut. Bizim memleketimiz hiçbirine benzemez. Alırız galip hayırsızında. Hey mübarek, şimdi sütün kaymağına ah böyle. Bana ben gitmem. Ne yapacağım orada? Kıllı kıllı keçilerin ineklerin arasında. Mö gibi. Al. Terbiyeli ol. Sensin mi? Gitmem. Böyle böyle memeleri var. Fış fış sağıyorlar. Devamlı. Cem bu akşam mı İzmir'e gidiyor Şükrücü? Bu akşam. Kahve mi yaptın? Sağ ol. Yarın sabah da birliğine teslim olacak. Hadi bakalım, güle güle gitsin. Uzan Şükrücüğüm, uzan. Olur mu canım? Of. Başım ağrıyor. Söyledim ama Şükrücüğüm çok işte. Baba. Evet. Orada mısın? Baba, ben ablamlarla gidiyorum, sen? Geç gideceğim bugün biraz. Babanız akşamdan kalma. Belli oluyor. Ali. Hadi oğlum gidiyoruz, hazırlanamadın mı da? Buradayım enişte. Aferin be, nasıl oldu bu sabah? İyi günler efendim. İyi günler, gidiyor musunuz? Gitmemiz lazım anneciğim, geç kaldık da. Hadi güle güle. Ya baba, şimdi kızacaksın ama. Ne oldu, para mı bitti? Dün gece Zeynep'i evine bıraktım, taksi tuttuk. Hadi Aydıncığım söyle. Şimdi sırası değil Bilge. Hadi. Bugünlerde biraz dikkatli yapın harcamalarınızı oğlum, sıkıntıdayız. Biliyorum baba. Ona göre. Hadi babacığım. Hadi kızım güle güle. Aydıncığım söyle.
Efendim hoşça kalın. Babacığım, Aydın sana bir şey söyleyecek. Efendim, bana babamın verdiği o para emrinizde. Ne zaman isterseniz. Yok oğlum yok. Zorlama kendini, biz o işi hallettik. Zorlamıyor babacığım. Sen de zorlama kocanı kızım. Efendim vallahi para şu anda bankada. Hemen çekebilirim. Oğlum ısrar etme. Al baba işine yarayacaksa. Lütfen efendim, sizi kırdım biliyorum. Şükrücüğüm üzme çocuğu, sıkışın diyorsun bak. Almam dedim ya, Allah Allah. Almam dedim almam. Kemal'le gidiyormuş gibi toplama şunları be oğlum. Bitti baba. Fazla bir şeyim yok ki zaten. Gidelim mi? Gidelim baba. Al. Özür dilerim efendim. Gidiyor muyuz efendim? Gidiyoruz. Efendim biz de sizi bekliyorduk. Vallahi inanır mısınız? O kadar üzgünüz. Yani canımızdan, etimizden bir şey kopmuş gibi. Duyan da bir şey sanacak Ergun. Ne var bunda bu kadar üzülecek? Adam askere gidiyor işte. Öpüşün hadi, şamata yok. Hoşçakalın Ergun. Ah benim. Güle güle. Çok arayacağız sizi, çok. Hadi öp Demet'i de. Demet'ciğim hoşçakal. Güle güle gidin, güle güle gelin Cem Bey. Özleyeceğiz sizi. Ben de sizi. Ah benim. Nasıl geçecek bu kadar gün? Geçer, geçer. Hadi öp Bülent'i de. Bülent'ciğim yokluğumu aratmayın. Abi sizin yokluğunuz o kadar kolay kolay kapatılır mı? Elimizden geleni yapacağız Ergun Bey. Bir ihtiyacınız olursa. Sağ ol, haber veririm. Hemen efendim. Bir telefon, hemen emirdeyiz. Turist olarak gitmiyor İzmir'e Ergun. Adam askerlik görevini yapmaya gidiyor. Askerlik. Abbas Efendi. Hakkını helal et babam. Sen helal et Abbas Efendi. Estağfurullah. Bırak babam, bırak. Vallahi olmaz. Yapmayın Abbas Efendi. İstemiyor Abbas, rahat bırak, Allah Allah. Ver babam. Abbas asıl çatasın Cem Bey'in. Aldık ya müdürüm, affedersin. Hadi görüşürüz. Ay benim doyamadım. Gitmeden sizi bir daha öpeceğim. Ergun ne yapıyorsun ya? Bırak. Dayanamam benim elimde değil. Bu kadar da görülmemiş feci acılık. Utanmıyor da. Ergun bıraksana çocuğu. Allah Allah. Güle güle. Her zaman bekleriz. Her konuda yardımcı oluruz. Teşekkür ederim. İyi günler. Güle güle. Dilek. Efendim. Kim bu kendini beğenmiş herif? Müşteri. Nasıl müşteri öyle? Mör gibi. Fiyat sormaya gelmiş canım. Ne var bunda? Ne yaptı şimdi sana adam? Müşteri gelmeyecek mi? İstemez. Gelmesin. Sana mı asılıyor yoksa? Kırarım çenesini. Bana bak. Ağzını topla. Ne oluyor sana? Başladın yine kocanmış gibi konuşmalara. Küserim, bir daha yüzüne bakma. De, küstün mü bana? Bak bir daha böyle şeyler yaparsan konuşmam, haberin olsun. Tamam, yapmam bir daha, söz. Bayramda anneannem geliyor. Gözün aydın. Köye gideceğiz biz de. Tertibini anneannemi de alacağız. İyi, gidin, bana ne? Sen de gel bizimle. Nasıl gelirim annemi bırakıp? Onu da alalım. Dağ havası ne güzel. İnekler sağıyorlar böyle pış pış pış. Dilek. Cenap amcaya sordum. Bir kızla çıkınca elini tutacaksın dedi böyle. Sen de benimle çık. Aa, amca kızı asılıyor. Al. O ne biçim laftın, kov. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Öpüyordu kızı amca, gözümle gördüm. Bak hala konuşuyor. Öper. Ne var bunda? Burada hepiniz kardeşsiniz. İnsan kardeşini öpmez mi? Dumkov. Gel ben de seni öpeyim. İnsan kardeşini öpmez mi salak? Bak. Halil geliyor Halil. Vatana hizmet için. Vatana hizmet için. Herkes çıkmış yolla. Seçmek için, Halil'i seçmek için.
halilim, muhtar seçelim, oyumuzu sana verelim. Bu sefer de halilim, haydi halilim, muhtar seçelim. Ne yapıyorsunuz efendim? Haydut her an gelebilir diyorum size. Dışarı bakıyorum efendim. İyi, haydutun kurşunlarına hedef olalım. Siz de bakıyorsunuz. Efendim ben şöyle ucundan kim geliyor kim gidiyor. Pıs! Bir sen eksiktin musibet. Ezecek misiniz yavrucuğa? Gel cücüm, gel yavrum bana. Oy. Elleri kırılasınca. Açın şu televizyonu. Ah. Nerede bunun düğmesi? Aman durun, ne yapıyorsunuz efendim? Biz ses çıkarmayalım, evde olduğumuz belli olmasın diyoruz, Allah Allah. Elleri kırılsın. Ay böyle günlerce hapis hayatım yaşayacağız evimizde efendim. Kapıya bak İbrikçi, neredesin? Ulaşık yıkıyorum canım abi. Kim bu şimdi? Cemil Memil çekem ama. Halil efendiler gelmiş canım abi. Halil'cim mi? Ha, nezaket ziyade İbrikçi. Aç, aç. Yatırım canım abi. Muhtar adayı seçilmek için yatırım. Olsun, kırmayalım Halil'cimi. Aç. Oo, buyurun, hoş geldiniz. Aa, bu ne kılık böyle ayol? Sus kız, hoş bulduk. Buyur enişte. Halil'cim, bu ne güzel sürpriz. Gel, gel. Hürmet ederim beyefendi. Rahatsız olmayın lütfen. Şöyle bir uğrayalım dedik. Geçmiş olsun ha. Sağ olun. Çok incesiniz. Buyurun. Sıtkıcığım, canım içi, ne ikram edeceksin misafirlerimize? Ne isterlerse canım abi. Çay, kahve. Teşekkür ederiz. Biz öyle uzun boylu oturmaya gelmedik beyefendi. Aa, bak buradan sokağı da görüyormuş ayol. Biz bu daireyi satın almak için bakmamış mıydık? Baktık sultanım. Kız sus şimdi. Şurada ciddi bir şey konuşuyoruz. Halil'ciğim, bu bir propaganda ziyareti mi? Eh biraz. Eniştemin seçim kampanyasını ben yürütüyorum da. Şu hediyemizi de kabul buyurun beyefendi. Nedir o? Bir kutu şekerle çay Cenab Bey. Halil Gıda'dan. Ben alayım. Doğru İbrekçi, doğru. Oy karşılığı rüşvet mi yoksa eskici? Aa, olur mu beyefendi, ne haddimize? Olmasın, kabul etmem. Ha. Hadi teşekkür ederiz, al İbrekçi. Oyunuzu da alırsak memnun oluruz tabii. Ha, düşünüyoruz. Bu konuyu gündeme aldık. Sağ olun beyefendi. Aa, kuşma ayol bu böyle. Siz nasıl görüyorsanız öyledir hanımefendi. Birkaç soda. Kim? O da mı muhtar adayı yoksa? Konuşuyoruz sultanım. Cahil cahil konuşma kız. O bir ressam salak, ne muhtarı. Ha. Halil'cim biliyorum sana epey bir borcumuz var. Dükkan sizin beyefendi, rica ederim. Biz buraya tahsilata gelmedik. Biliyorum, biliyorum canımın içi. Yakında kitabım çıkıyor. Yayın evinden yüklüce bir para alacağım. Aramızda kalsın. 30-40 bin dolar kadar. Uuu, of anam. Kaç milyon eder abi? Ziyade olsun beyefendi. Sağ ol. Şöyle diyorum, önümüzdeki pazartesiye kadar üstünde varsa bir 50 milyon verebilirsen. Seçimden sonra mı verecek abi? Kız daha seçime bir ay var salak, ne sonrası? Verelim beyefendi. Sende var mı o kadar Hüseyin? Var enişte, kampanya parası. Heh, hadi. Halil'cim sağ ol. Öpüyorum yanaklarından. Seçimde başarılar. İbrikçi, al. Helal olsun amacım. Tam isabet. Parlar, çamurluk, hepsi gitti. Gitsin kız, aman. Canımız sağ olsun. Hop. Hava atmayalım vatandaşa. Ay. Cafer! Anam, katil. Buyurun. Gel koçum. Kız gel, al şu bavulu. Hoş geldiniz. Oho, araba yeni mi? Yeni kız. Katil aldı, barıştık. Hayırlı olsun. Reklama girmeyelim ablacığım. Hasretme vatandaşı, gelir gelmez. Geldi haydut efendim. Eseri de yanında.
Alın annenizi doğru arka odaya. Hah, geldi baban işte. Görürsünüz siz kimdi. Rüknettin. Ne babası anneciğim? Katil geldi, katil. Aman efendim, yavaş olun. Ne yapıyorsunuz? Geldi Allah'ın belası. Katil esiriyle geldi Sevim. Koş. Geldik sayın abim eserimizle. Rahat bırak yengeyi, dikişini diksin. Buyurun. Barıştınız mı? Barıştık kız. Baksana araba da aldı bana. Otomatik. Abaslan'ın vatandaşı ablacığım, hop. Aile ortamındayız. Dürtmesene şöyle kız. Ne dedik şimdi? Aa. Barışmışlar Sevim, koş. Araba da almış eserini. Aldık sayın abim. Kıydık paraya. Bu ne koçum? Yandan çarptığı propagandaya mı başladı? Başladı Yavuz Bey, bak. Karısıyla yengeç Hüseyin de yanında. Kapı kapı geziyorlar. Helal olsun. Kazandır o. Biz de eserini vurmuş, hapse girmiş diye duyduk. Tamam. Allah Allah. Kim uyduruyor bunları koçum? Tövbe. Kim uyduracak efendim? Kendisi. Sabahtan başladı. Lak 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 kafayı çekmeye. Ayıp oluyor ama sayın abim. Barışmasaydık vuracaktı vallahi. Katil. Ablacığım yürü. Hasretli vatandaşı. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Vay, yavrum burada mısın sen? Ne söylüyor kıza manyak? Şarkı söylüyor, şarkı. Banu ablasının şarkısı efendim. Gece hattından öğrendim. Ha. Söyle kız. Neremi, neremi. Oynama ablacığım, hop. Aile ortamındayız. Ha, komşum nanem de koçum. Çal kapısından bir merhaba diyelim, özledik. Evde yoklar herhalde efendim. Büyük hanımı doktora götüreceklerdi ama... Sen gördün mü Gül? Götürdüler mi? Bilmem ki. Gittiler galiba. Çal. Buradadırlar. Nereye gidecek? Bu ağaç üstüne. Kız Yavuz bırak. İlletli karısı. Beni görünce gıcığı tutar yine. Aha, yoklar galiba. Çal bir daha koçum. Öpeceğim komşumu. Tamam. Tamam. Teyzeciğim hürmetler. Hoş geldiniz evladım. Rüknettin'in dairesinden mi geliyorsunuz? Buyurun. Rüknettin mi dedin teyze? O kim? Tövbe. Rahmetli kocası efendim. Aydın Marmer. Buyurun evladım. Size lokum falan ikram edeyim. Buyurun içeri. Bu iyice yemiş kafayı. Ablacığım terbiyeli ol. Damat yok mu teyze? Senin damat? Burada evladım. İçeride saklanıyor. Anam. Saklanıyor mu? Hı? Ne var saklanacak? Yanaklarından öpmeye geldik. Yürü ablacığım, gir. Komşu, komşu, biz geldik. Anam kaç gün vuracak? Öpeceğim ne demek? Anne buraya gelin, neredesiniz kızım? Söyle o terbiyesiz kocana. Babanın dairesinden arkadaşları geldi. Anne. Ne olmuş kız bunlara böyle? Perdeleri de kapatmışlar sımsıkı. Uyuyorlar herhalde. Vardır bir numara ablacığım, anlarız şimdi. Komşum, biz geldik komşum. Sandık odasına saklandılar herhalde korkudan. Anne. Efendim anneciğim. Aa, siz misiniz? Biziz yengeciğim. Hürmetler, uyuyor muydunuz yoksa? Rahatsız mı ettik? Kalktık. Kız demedin mi bak? Beni görünce tuttu yine gıcığı. Çağır şu kocanı. Sabri Bey, bakar mısınız? Aa, siz misiniz efendim? Onlar efendim, onlar. Gel buraya utanmaz, hesap vereceksin. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Ne mutluluk sizi böyle görmek. Sayende komşum, sayende. Aman efendim, ne yaptık? Kısaca daha ne yapacaksın? Senin sayende barıştık. Bak, adam bize araba aldı. Klip de çektirecek ha. Oh, ne güzel efendim, ne güzel. Duydunuz mu Ayla Hanım? Duydum efendim, duydum. Komşum, öpeceğim seni. Böyle komşu öpülmez mi? Mutluğa kavuştuk senin sayende. Aman efendim. Ayla Hanım. Efendim. Temiz çamaşır. Altıma kaçırdım galiba. Aa. Rüşvet dağıtıyorsunuz ha, millete kapı kapı dolaşın. Al şunu, çık evimden, kafanda parçalamayayım şimdi. Sinirlenme babacığım, lütfen babacığım. Çek yolu lan aradan sen de şimdi babacığım. Yanlış anladın vallahi hocam. Biz öyle insanlar mıyız?
Hediye, hediye. Bak hala konuşuyor. İstemez. Al hediyeni çık evimden. Bir kilo şekere size oy vereceğiz ha? Estağfurullah beyefendi. Olur mu öyle şey? Sizin gibi okumuş ilim irfan sahibi bir beyefendi yani. Aman bırak be Halil Bey. Nefes tüketme boşuna şunlara. Vermezse vermesin. Konuşuyoruz sultanım. Girme araya. Şş, kız sen nasıl konuşuyorsun seçmenle öyle? Aman ne konuşması abi. Baksana kovuyor bizi adam. Kovuyorum evet. Hadi yallah. Babacığım tansiyonu yükselecek. Yapma Allah aşkına. Dur ulan şimdi. Hasta filan dinlemem patlatırım ha. Bu olmadı şimdi ama hocam. Şuraya iyi niyetle geldik. Ulan bana bak çarıklı. Hüseyin çık. Sinirlendirmeyelim hocamızı. Aman ne bu canım. Bir dayak yemediğimiz kaldı şurada. Hadi Hüseyin efendi. Babamın yüksek tansiyonu var. Gidiyoruz hadi. Canım. Aa, kimler varmış? Doktor hanım da geldi işte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Baba ne oluyor? Ne olacak kızım? Baksana şunlara. Doldurmuşlar torbayı. Oy dileniyorlar. Yo, dilencilik değil şimdi bu hocam. Çok ayıp bu yaptığınız Halil efendi. Bana da bir torba bırakmışsınız şimdi. Gül verdi. Al onu. Benim öyle parayla satılık oyum yok. Ah yavrum kıyamam sana. Ağlama babaanne. Anne olay yaratma şimdi. Karışmayayım bana. Bizi de ağlatacaksın şimdi ama anne. Ağlayayım. Hadi Cem öp annen de gidelim. Hadi oğlum. Hadi benim güzelim. Anneciğim hadi. Leylek oğlum hadi. Ey benim leylek oğlum. Bu yaştan sonra asker oldun ha? Olduk baba. Hadi Şükrü söyle. Asker oldum. Asker oldum piyade. Yal yandım aman. Bugün aşkım ziyade. Leylek yeğenim asker olmuş, piyade. Sevdalanmış da yar yanmış aman batı cephesinde.